Bilindiği gibi Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana özellikle 1924 Anayasası'nın hayata geçirilmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti tekçi bir anlayışla yönetilmeye başlandı. Tüm farklı dil, etnik köken, sosyal grupların dışlanmasına, tekçi, sadece Türkçülüğü esas alan bir anlayışla hareket edildi. Buna karşı mücadele yürütenlere karşı ise tarih boyunca özellikle Kürtlere çok ağır yaptırımlar uygulandı. Dün 12 Temmuz Zilan katliamının yıl dönümüydü. Bu Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanılan en büyük katliamlardan biri olan bu katliamında Kürt meselesinin çözümsüz bırakılmasına, bu Cumhuriyet'in tekçi kodlarından bağımsız olmadığını bir kez daha buradan vurgulayarak Zilan katliamında yaşamını yitiren tüm insanları saygıyla andığımızı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle yüzleşmesi için Zilan katliamıyla da yüzleşmesi gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyoruz. Vok Minamuza'nın Daman Noti de Pırpırzede Vendayi Hata Vakır'ın ser deste devleti ser vana da havale meyi tendürüsvanji hat vendakırın na vana havale racayi jiye bu. Hatta em tendürüsvan bin em son duhun. Dalgırker devlet ve sonda me em tinin cid serbe cibune ji vok bina düşmanantı havale me mezekirin o hatın katıl kirin. Disa disa em bejin em ve sonda hua ali civaki de tendürüsiya civaki de em pek binin. Hatta hülma ma daune ji ve tekoşine havale yok em bümeşinin. Ailesi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına ve diğer tüm resmi kurumlara başvuruda bulunarak Reca Aydın'ın akıbeti hakkında bilgi almaya çalışır. Ancak tüm girişimler sonuçsuz kalır. O tarihten bugüne Reca Aydın'dan hiçbir şekilde haber alınmaz. 17 Ağustos 1994 tarihinde Uluslararası Af Örgütü'nün çağrısıyla dünyanın pek çok yerinde dönemin Başbakanı Tansu Çiller'e ve Adalet Bakanı Mehmet Moğolta'ya Doktor Recai Aydın'a ne oldu sorusunu soran mektuplar gönderilir. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kalır. Gözaltında zorla kaybetme bir Türkiye gerçeğidir. Bu gerçeklikle yüzleşilmediği sürece insanların kendini güvende hissetmesi olanaksızdır. Resul Ercan hayvancılık ile uğraşıyordu. Hayvanlarının otladığı Vezirli Köyü'ne doğru yola çıktı. Görgü tanıklarının anlatımına göre Vezirli Köyü yakınlarındaki ana cadde üzerinde yürüyen Resul Ercan, bölgede operasyona çıkmış bir askeri araç kafilesi tarafından durduruldu ve zorla askeri araca bindirildi. Israrla çiftçi olduğunu dile getirse bile işkence edilerek gözaltına alındı. Akabinde köylüler aile bireylerine Resul Ercan'ın Sinava, Kamışlı Karakolu'ndan gelen ekiplerce gözaltına alındığını aktardı. Aile bireylerine Resul Ercan'ın burada olmadığı Tümen Komutanlığı'na itmeleri gerektiğini söylendi. Tümen Komutanlığı'na giden aile üyelerine yine Resul Ercan'ın burada olunmadığı, gözaltına alınmadığı bilgisi verildi. Görgü tanıklarının Tümen'e gelmeleriyle beraber ilgili Tümen Komutanlığı'nda yapılan görüşmede Resul Ercan'ın akıbetinin bilinmediği söylendi ve tüm akrabaları olay yerinden uzaklaştırıldı. Akabinde kimliği belirsiz kişilerce Resul Ercan'ın ailesi tehdit edildi. Resul'ü sormayın, akıbetiniz onun gibi olur denildi. O günden sonra Resul Ercan'ın akıbetine dair hiçbir bilgi alınamadı. 07.06.1993 tarihinde Kerem Ağa Köprüsü'nün altında çiftçiler bir erkek cesedi gördü. Görülen ceset Resul Ercan'a benzediği için ailesine haber verildi. Aile bireyleri su kanalından Resul Ercan'ın işkence edilmiş ve ateşli silahla katledilmiş bedenini çıkardı. Aile bireyleri ilk başta baskıdan dolayı herhangi bir başvuru yapmasa da aradan geçen süre zarfında Yüksek Hava Cumhuriyet Başsavcılığı makamına başvuruda bulundu. Tanıkları dinleyen savcılık Resul Temel'in gözaltına alındığını doğrulasa da akabinde cezasızlık ile dosyayı kapattı. Yurttaşların kendilerini güvende hissetmediği yerde adaletten bahsedilemez. Ercan ailesi bu topraklarda kendilerini güvende hissetmedi. Katledilen sevdikleriyle ilgili herhangi bir dava açılmadı. Sorumlular hakkında herhangi bir araştırma yapılmadan Resul Ercan'ın akıbeti faili meçhul bırakıldı. Mardin'in Devik ilçesine bağlı Kocatepe köyünde ikamet etmekteydi. Olay günü sabah saatlerinde
Derin Türk Yol Karakolu'na bağlı askerler tarafından gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılır. Aynı gün öğleden sonra Kocatepe Köyü'ne askeri araçlarla gelen üniformalı bir grup asker Belediyesi'nin Jandarma Komutanlığı'ndan geldiklerini, vermesi gereken bir ifade olduğunu, daha sonra eve geri gönderileceğini söyler. İsa ise araca bindirilip götürülür. O dönemde Cemal Vural adlı yüzbaşı bölük komutanıdır. Ailesi serbest bırakılır düşüncesiyle hiç itiraz etmez. Ancak serbest bırakılmaz ve bir daha kendisinden haber alınmaz.